Değerli öğrencilerim sevgili arkadaşlarım selamlar merhabalar evet yepyeni bir seriyle yepyeni bir seriyle karşınızdayım Öyle özlem duyduğum, sınıf ortamına özlem duyduğum bir yerdeyim. Karadatlı'nın başında tebeşirlerim ellerimde böyle tebeşir tozlarını hissedeceğiz. Şimdi bu serimizde ne yapacağız arkadaşlar? Biliyorsunuz ki bizim 55 günde TYT Matematik kampımız devam ediyor. Şimdi bölünebilmeyi anlattım ama bölünebilme kurallarını orada ispatlarını yapamadım. Şimdi bu seride özellikle AYT Matematik'te karşınıza böyle trikli, yamultan sorular falan geliyor ya bazen özellikle ilk 7-8 sorun içerisinde. İşte bu kısmı İspatların kısımlarını yaptığımda matematiksel düşünce tarzını bir tık geliştirebilirsen o sorulara hatta bütün matematiğe birazcık bakış açın değişir diye düşünüyorum. Bu serilerimizde ne yapacağız arkadaşlar? Kara tahta serimiz, kara tahta serimiz, tebeşir serimizde neler yapacağız? İspatlar yapacağız. Peki bu serinin adı ne olsun? Ne olsun? İspatla da görelim mi olsun? İspatla da öğrenelim mi olsun? Artık montajı yaptığımda ben hangisi olacaksa yapacağım. Şimdi önlük giyeyim mi? Normalde ben okulda ders anlatırken hep önlük giyerdim. Özledim döndüğümü. Doğru, dolabımda duruyor. Önlük giyip şöyle beyaz klasik öğretmen moduna tekrar geri dönüp de böyle sınıf ortamında güzel bir ders anlatalım mı? Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu seri biraz keyfek eder bir seri. Böyle matematiğe ilgisi duyan arkadaşlarımız bunun ispatı acaba nereden geliyor diyenler için... Bütün TYT matematikteki ispatı yapılması gerekenler, AYT matematikte işte logaritmada, polinomda, parabolde tanım ve ispatların güzel bir serisini yapacağım. Takip ederseniz illa masanın başında değil akşam yatarken Instagram'a bakacağınıza açın bunları izleyin. Bakış açınız bir tık değişsin diye düşünüyorum. Evet bu serilerin de devamı için bizim motivasyonumuzu da bir arttırın. Hocam çok güzel olmuş bu seri iyi ki düşündünüz diye bir tane beğeni bir yorum morum, bir şey yapın yani. Evet şimdi bugün ne yapacağız? Bölünebilme kurallarının ispatlarını yapacağız. Şimdi bölünebilme kuralları arkadaşlar öyle 2'den başlıyor 11'e kadar gidiyor. 7 ile bölünebilme müfredatta pek yok gibi ama ben yine anlatacağım. En son onu anlatayım. Onunki biraz uzun diğerlerine göre. Böyle bakış açınızda bir şeyler değişsin. İlla müfredatta var yoka bakmayın. Tamam mı? 11 ile bölünebilme ile 7 ile bölünebilme bir tık diğerlerine göre biraz daha zor. Ama çok da zor değil yani. Ya bu muymuş bunun ispatı? Biz bunu bilseydik zaten yapardık diyeceğiniz şeyler. Hazır mısın? Haydi o zaman başlayalım. Şimdi bölünebilme kurallarında ben bölünebilme kurallarını anlatırken böyle sırayla 2, 3, 4 falan diye gitmedim. Nasıl gittim? Kullanım sırasına göre. Yani önce hangi kuralı kullanacaksan ondan başladık. İşte ondan başladık, ondan başladık. Aslında sayı olarak da ondan başladık, evet. Çünkü ilk onla bölünebilme kuralı işimize yarar. Bir sorunun içerisinde onla bölünebilme kuralı varsa önce onu kullanırız. Peki nereden geliyor hocam bu kurallar? Çok basit. Basamak analizi. Sadece verilen sayıyı çözümlediğinde laps diye bütün kurallar karşına gelecek. Hadi bir bakalım. Şimdi iki basamaklı, üç basamaklı bir sayı yazarsam böyle bütün kuralları göremeyeceğin için biraz uzun bir sayı yazacağım. Şöyle A, B, C, D. Oh tebeşirde kırıldı. İlk kazamızı yaşadık. Heh. A, B, C, D, E. Şöyle beş basamaklı bir sayı yazalım. Şimdi bu basamakta birler basama onlar, yüzler, binler, on binler diye gidiyor. Hadi burayı bir çözümleyelim. Ne oldu şimdi? On bin tane neyim var burada? A artı. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Kara tahtada ilk çekimimiz. Ben nasıl görünüyorum? Tahta nasıl görünüyor? Işıklar nasıl? Ses nasıl? Bir yorumlara bunu da yazın. O bir iyileştirme yapalım eğer bir kötülük varsa. Bina, şey 10 bina artı 1000 bin tane B artı 100 tane C artı 10 tane D artı E. Basamak kanalimizi yaptık. Zaten her şey karşımıza geliyor aslında. Şimdi yine aynı sırayla yapacağım. İşimize yarama sırasına göre. Önce 10 ile bölünebilme kuralı diyorum. 10 ile bölünebilme. Şimdi 10 ile bölünebilme kuralı neydi? Hatırla hemen. Sayının son basamağı neyse onla bölümünden kalan oydu. Aslında yukarıda yazıyor bu. Şimdi bak. 10 binle a'yı çarpmış. Şimdi 10 on bin ona nasıl bölünür? Tam. O zaman çarpma işleminde çarpanlardan biri. Senin böleceğin sayıya tam bölünüyorsa tüm sayıda nasıl bölünürdü? Tam. Bak burası ona tam bölündüğü için gitti. E 1000 b orası da 10'a bölünüyor. 100 c 10 d hepsinde 10 çarpanı olduğu için hepsi 10'a bölünüyor. Kim kaldı? E. E sayısı 10'dan küçük olduğu için yani rakam olduğu için oraya 10 falan 11 gibi şeyler yazamam. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0'dan biridir. O zaman direkt 10 ile bölünebilme E direkt neyimizdir arkadaşlar? Kalanımızdır. Bu kadar. Şimdi son basamak hakkında başka bilgi veren bir kuralım var mı bana söyle? 5 ile bölün. Hadi o zaman 5'te bölünebilmeye bakalım. Son basamak 5'te bölünebilme kuralımız. Son basamağı ilgilendirenler. Şimdi bakıyorum 10.000 sayısı 5'e tam bölünür mü? O zaman A ile çarparsan da tam bölünür. 1000B bak tam bölünüyor. 100C o da 5'e tam bölünüyor. 10D o da 5'e tam bölünüyor. O zaman E kaldı. Yalnız burada E sayısı 5'ten büyük de olabilir değil mi? 6, 7, 8 yani E direkt kalanımız değildir her zaman. Ne yapacağım o zaman? E sayısının E sayısının 5 ile kalanı 5 ile bölümünden kalan bölümünden kalan tebeşirle de yazım süperdir ha. Tüm sayının kalanıdır. Tüm sayının neyidir? Kalanıdır. Mesela ne? E sayısı 7 yedi ise 7'yi 5'e böldüm kaç kalanı verdi? 2. Tüm sayının kalanı 2'dir. E sayısı 5 ise nasıl bölünüyor 5 beş 5'e? Tam kalansız. E 0 ise kalansız. E 2 ise ne oldu? 2. 5'ten küçük olduğu için direkt kalanımız oldu. Kapiş. Şimdi geldim son basamakla ilgili başka bilgi veren bir kuralımız daha var. Nedir o? Onu da söyle bana. 2 ile bölünebilme. 5 duruma düşürüyordu şeylerde. Hadi bakalım şimdi 2 ile bölünebilme kuralı. Şimdi yine bunların hepsiyle mantığı aynı. 10.002'ye nasıl bölünüyor? Tam bölünüyor. 1000 nasıl bölünüyor? Tam. O zaman hepsi tam bölünür. 100 tam bölünüyor. 10 da 2'ye tam bölünüyor. E kaldı. E sayısı 2'den büyük de bir sayı olacağı için kalan E'dir demiyoruz. E'yi 2'ye bölüyoruz. Kalan neyse tüm kalanı o. O zaman 2 ile bölünebilme kuralımız niye son baksamakla alakalıymış? Hepsi 2'ye çünkü tam bölünüyormuş. O zaman E'nin 2 ile kalanı 2 ile kalanı tüm sayının kalanıdır tüm sayının kalanıdır. Tamam. Ne demek bu? Mesela son basamak e 9'sa 9'u bölüyorum 2'ye. 4 kez var 8, 1 kalanı veriyor. Zaten ne dedik? 0 2 4 6 8'se 2'ye tam bölündüğü için kalan 0. 1 3 5 7 9'sa kalanımız nedir dedik? 1'dir. Tamam. Şimdi arkadaşlar son basamak hakkında bilgi verenler bitti. Şimdi bir sayının tümü hakkında bilgi verenler vardı. Bir de son iki basamağı hakkında, son üç basamağı hakkında bilgi verenler de var. Hadi şimdi son iki basamak hakkında bilgi verenler. Şimdi son iki basamak hakkında bilgi verenler bu çok anlatılmıyor ama aslında soruların içerisinde kullanışlıdır. 25 bölünebilme de son iki basamak hakkında bilgi verir. Önce onu yapalım. Hadi bakalım 25 ile bölünebilme. Bölünebilme. Şimdi 25 bölünebilmede ne olacak? 10.000 25'in katıdır. Tam bölünür sildim. 1000 25'in tam katıdır sildim. 100C bak 25'in katıdır sildim. Şuradakini silmeyelim artık. 10D artı E, bak. 10D sayısı 25'e bölünmek zorunda değildir. E nedir arkadaşlar? Orada bir basamaklı bir sayıdır. O zaman şuradaki sayım ne kaldı? DE. Yani iki basamaklı sayı olarak yazdığında DE kalır değil mi? O zaman de sayısının 25 ile bölümünden kalan nedir? Tüm sayının kalanıdır. Ne zaman tam bölünür? De 00 ise tam bölünür. De 25 ise tam bölünür. De 50 ise, de 75 ise tam bölünür. Mesela de 13 ise 13 kalanı verir. 25'in üstüne mesela 13 ekli, 38 ise 13 kalanı verir. Yani son basamak. Son iki basamaktaki sayıyı bul. Mesela son iki basamakta 68 yazıyor. Böl 25'e 68'i iki kez var 50. 18 tüm sayının kalanı nedir diyoruz? 18'dir diyoruz. Son iki basamak hakkında bilgi verdi. Son iki basamak hakkında bilgi veren başka kuralımız var mı? Var. 4 ile bölünebilme. 4 ile bölünebilme. Niye 4 ile bölünebilme son iki basamak hakkında bilgi veriyor? Hadi bakalım. Şimdi 10.000 sayısı 4'e tam bölünür. Bin sayısı 4'e tam bölünür. Buralar tam bölünür. E yüzde dörde tam bölünür. Ama on dörde bölünmez. He, o zaman yine buradaki 10D artı E'yi inceleyeceğim. 10D artı E ne demektir? DE. O zaman DE sayısının sayısının 4 ile kalanı tüm sayının kalanıdır. Tüm sayının kalanıdır. Ne zaman tam bölünür? İşte 0, 0 olursa, 0, 4 olursa, 0, 8, 12, 16 böyle dördün katıysa tam bölünür. Onun durumun dışındaki durumlarda böyle oradaki sayı 4'e kalan kaçsa odur. Bu kadar. Şimdi ne yaptık? Son basamak hakkında bilgi verenlere baktık. Son iki basamak hakkında bilgi verenlere baktık. Bir de son üç basamak hakkında bilgi veren bir çakal vardı. Çok kullanmamanıza rağmen bakalım nasıl bu arada çiçeğimiz görünüyor mu çiçeğimiz? Canım çiçeği, canım çiçeğim. çiçeğim. Doğayı seviyoruz. Burada şu anda bir 5-6 tane böyle çiçek var. Hepsi canlı. Bir tane de masamın üstünde var burada. Şimdi geldik 8 ile bölünebilme. 8 ile bölünebilme. Gel bakalım. Şimdi yine geldik buraya. 10.000 sayısı 8'e tam bölünür. İsterseniz bölün bakın. 1000 sayısı da 8'e tam bölünür. 125 yapar böldüğünüz zaman. O yüzden burası da gider. Ama 100 sayısı 8'e tam bölünmez. Burada bölünmez, burada bölünmez. Yani basamak analizinde çözünmemiş şey haline baktığınız zaman CDE'ye bakmamız yeterli. CDE sayısı 8'e tam bölünüyorsa tüm sayı 8'e tam bölünür. Veya CDE'nin 8'de bölümünden kalan 7 ise tüm sayının kalanı da 7. O yüzden 8'de bölünebilmede sayının son üç basamağına bakarız. Bunun 8 ile kalanı tüm sayının tüm sayının kalanıdır. Tamam. Kamera çekime devam ediyor mu? Isınıyor kapanıyor bazen bir bakayım. Evet iyi ki bakmışım kameraya ısınmış yoksa kapanıp gidecekti. Evet şimdi 8 ile bölünebilmeyi de bitirdik. Şimdi geldik 9 ile bölünebilme sonra 11 ile bölünebilme 7 ile bölünebilmeyi de halledip bitireceğiz. Hadi bakalım şimdi 3 ile bölünebilme var 3 bölünebilmeyi nereye atlıyorsun? Şimdi arkadaşlar 3 ile bölünebilme ve 9 ile bölünebilme kuralları bize sayının tamamı hakkında bilgi veriyordu değil mi? Hadi ona bakalım şimdi. Şimdi bakıyorum 10.000 sayısı 3'e tam bölünmüyor ama diyorum ki 10.000'e 10 yakın 3'e tam bölünen bir sayı var mı? Var mı? Söyle bana ne var? 9.999 bak şimdi buradaki sayıyı şöyle yazayım. Yeniden A, B, C, D, E yazıyorum. Tamam mı? Şimdi şuradaki 10.000 A'yı şöyle yazıyorum. Dikkat et. 9.999 A artı A diye yazıyorum. Tamam. Şimdi bakıyorum 1000 B. 3'e e bölünmüyor. O zaman 3'e bölünen 1000'e yakın ne var? 999 var değil mi? Orayı da 999 B artı B olarak yazıyorum. Bak yine topladığın zaman 1000 B yapıyor. Geldim 100 sayısı bölünmüyor. 3'e. Ama orada 99 var. Hemen diyorum ki 99B artı bir tane B diyorum. Geliyorum 10D. 10D 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ama 9D olursa 9 bölündüğü için orayı da 9D artı D diye yazıyorum. Sonda da E'miz var. Tamam. Bak şimdi. Buradaki 900, 9999A 3'e tam bölünür. Gitti. 999B 3'e tam bölünür. Gitti. 99B ve 9D tam bölünür gitti. Ne kaldı arkadaşlar bakın. A kaldı şurada. B kaldı. Dur burayı şurası C. Şu şeyi yanlış yaz. Bu B şu C. Tamam. Şurayı yanlış yazmışım. Heh. Yani orası 100C idi. 100C'yi 99C artı C diye ayırdım. A kaldı. B kaldı. Artı bir tane C kaldı. Bir tane D kaldı. Bir tane E. Yani bize verilen A, B, C, D, e rakamları toplamları. Yani 3'te bölünebilme kuralında ne yapacakmışız? Sayının rakamlarını toplayacakmışız. Sayının rakamları toplamanın kalanı tüm sayının kalanı verecek. Mesela rakamlarını topladın 27 çıktı. Tam bölünür. Rakamlarını topladın 25 çıktı. 25'i 3'e böldüm 24 bir kalanı verdi. O zaman ne diyorum? 3 ile bölünebilme kuralımız neymiş? Rakamları toplamının toplamının 3 ile kalanı 3 ile kalanı tüm sayının kalanıdır. Tüm sayının kalanıdır. O zaman 9'la bölünebilmeyi ispatlamama gerek kalmadı. Aynı parçalama bak. Hadi şimdi burası 3 ile bölünebilmeyi yaptık. 3 ile bölünebilme. Hemen buraya 9 ile bölünebilmeyi. Bak bu parçalamayı yaptım. 9999 9'a tam bölünür. 999B vardı burada. 999B tam bölünür. 99C 99 9'a tam bölünür. 9D 9'a tam bölünür. Yine 9 ile bölünebilme kuralında o zaman ne kalıyor arkadaşlar? A, B, C, D, E. O zaman 9 ile bölünebilme kuralı 3 ile bölünebilmeye çok benziyor. Rakamları toplamını bu sefer neye böleceğim? 9 ile kalanı tüm sayının kalanıdır. Tamam. Bunu da ispatlamış olduk. Şimdi ben bir tahtayı temizleyeyim. Ondan sonra 11 ile bölünebilme ve 7 ile bölünebilmeye bakalım. Orada bir tık daha çakralarımızı açacağız. Evet şimdi geldik 11 ile bölünebilmeye. Şimdi bir tık daha aslında 9 ile bölünebilmeye yakın. Ama farklılık var birazcık. Şimdi bakıyoruz yine sayımızın çözümlenmiş hali var. Yine bölünme üzerinden gideceğiz. Kat sayılar neye bölünür diye bakacağız. Şimdi arkadaşlar burada 10.000 var. Şimdi 10.000 sayısı 11'e bölünmüyor. Peki 10.000'e 10 yakın 11'e tam bölünen ne vardır diye düşünelim. Söyle. 9999. Şöyle yazayım. 11 ile bölünebilme. Şimdi buradaki sayıyı çözümlerken şöyle çözümlüyorum bak. Burayı yine 9999 tane A artı A diye yazıyorum. 9999 çünkü 11'e tam bölünüyor. Tamam. Peki geldim 1000B'ye. Hemen bini kenarda 11'e böl. Kaç kalanını verdiğine bak bölünmüyor. Ne bölünüyor? Bin bölünüyor. Bu sefer fazlası bölünüyor. Yani düşüğü değil fazlası. Bin bir hep asal sayı gibi durur ama hemen kenarda bilgi olarak söyleyeyim. Bin çok özel bir sayıdır. 3 tane asal sayının çarpına eşittir. 7, 11 ve 13'ün üçün çarpımına eşit. Hemen küçük bir bilgi olarak orada aklında kalsın. Özel bir durumdur yani. Bin bir 7, 11, 13'ün çarpımıdır. O zaman burayı 1001B yaptım. E, 1000B var bende. O zaman bir tane eksi B yazdım. Bakın artı eksi artı eksinin nereden geleceği çıkıyor. Geldim 100C. 11'e bölünmüyor. Ama bir küçüğü olan 99 bölünür. Hemen orayı 99C artı C diye parçaladım. Tamam. Bak 10D bölünmüyor ama bir büyüğü olan 11 bölünüyor. O zaman diyorum ki artı 11D eksi D diyorum. Yani 11D yapıyorum bunu. Bir tane eksi D yaparak yine 10D'ye dönüştürüyorum. Bir şey değişmedi. Artı E. Bak şimdi 11'e bölünenlerin üstünü çizelim. Bu 11'e bölündü sildim. Bu 11'e bölündü sildim. Bu 11'e bölündü sildim. Bu 11'e bölündü, 11 e bölündü sildim. Ne kaldığını söyle bana. Bir tanecik A kaldı. Sonra bak bir tane A kaldı. Bir tane eksi B kaldı. Bir tane artı C kaldı. Bir tane eksi D kaldı, bir tane artı E kaldı. <laughs> kural çıktı. Neydi kural? Onunla 11 ile bölünebilmede sağ baştan başlayarak bir artı bir eksi. Bir artı bir eksi bir artı yapıyorduk. Sonra artı olanları artı olarak alıyorduk. A artı C artı E. Eksi olanları da eksi olarak alıyorduk. Eksi D eksi B. Bak eksi D eksi B. İşte bu işlemin sonucu sıfırsa eksi 11 ise 11 ise 22 ise tam bölünür. Ama bu işlemin sonucu mesela 17 çıktı. Bu işlemin sonucu 17 çıktıysa tüm sayının 11 ile bölümünden kalanı nedir deriz 6. Şimdi bu işlemin sonucu negatif de çıkabilir. Mesela sonucu eksi 6 çıktı. Eksi 6 diye bir kalan olmaz değil mi? O zaman o eksi 6'nın üstüne 11 eklersiniz. Kalanımız nedir deriz? 5'tir. Bak 11 ile bölünebilmenin de şeylerin triklerini anlatıyorum. Mesela eksi 17 çıktı bu işlemin sonucu. Eksi sayılar var sonuçta. Eksi 17 çıktıysa bir 11 ekledim. Eksi 6 olmadı. Bir 11 daha ekledim. 22 eksi 17'den kalanım yine kaçtır dedim. 5'tir dedim. Tamam. Şimdi geldik 7 ile bölünebilmeye. Şimdi arkadaşlar 7 ile bölünebilme müfredatta varlığıyla yokluğu arasında şey var yok ama müfredatta yok diyebiliriz. Şimdi ona bakalım hadi. Yine o zaman bu sefer gözünüzün önünde sileyim tam nostalji olsun. Ee, tahta yeni olduğu için arkadaşlar yazılar bir tık zor çıkıyor. Biraz önce silerken böyle terledim resmen. Şimdi 7 ile bölünebilmeye bakalım. 7 ile bölünebilme kuralını hatırlıyor musunuz? Bilen var mı? Ne yapıyorduk? Sağ baştan başlayarak sayıların üzerine 132, 132, 132 yazarak gidiyorduk. Neden öyle olduğuna bakalım. Şimdi arkadaşlar 10 binin oralarda 7'ye tam bölünen bir şey var mı diye bir bakmamız lazım. Hocam nereden bileceğiz? Abi şöyle bilebilirsin bak. Alırsın 10 bini. 10 bini 7'ye bölüyorum. Bir kez var 7. Çıkardım 3. 30'da 4 kez var. 28, 2. 20'de kaç kez var? 2 kez var. 14 çıkardık. Ne oldu? 6. Bir sıfırımız daha var. Onu da indirdik. 60. Kaç kez var? 8 kez var. 56. Kaç kalanı verdi? 4. Tam bölünmüyormuş. 4 kalanı veriyormuş. O zaman 4 kalanı veriyorsa 3 fazlası 7'ye tam bölünecek. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun o zaman? Buraya diyorum ki 10003a diyorum. Bak 10003a. Niye 10.003 10 çünkü 7'ye tam bölünüyor. Bak şurası 3 olsaydı buraya 3 inecekti. Ee, kaç kere de olacaktı içeride? 9 kez olacaktı. 63 tam bölünecekti. Eksi 10 A'ya tamamlamak için yanına 3 a yazıyorum. Burası tamam. Şimdi burada bine yakın e, 7'ye tam bölünen bir sayı var mı diye soruyorum. Hemen biraz önce yapmıştık. 1001 sayısı 7, 11, 13'ün çarpımıydı. Yani 1001 tam bölünür. O zaman buraya nasıl yazıyorum? 1000, 1000, 1 B eksi B diyorum. 1000 B'ye dönüşmesi için. Şimdi yüzlerde acaba var mı? 2 küçüğü 98 7'ye nasıl bölünür? Tam bölünür. O zaman artı 98 C artı 2 C. Bak 100 C'ye tamamlattım. Buraya bakıyorum 10. E, bunun 3 küçüğü 7'dir tam bölünür. O zaman buraya artı 7 de 7 D artı 3 D diyorum. Bir de E geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu tam bölündü 7'ye gitti. Bu 7'ye tam bölündü gitti. Bu 7'ye tam bölündü gitti. Bu da 7'ye tam bölündü gitti. Hadi kalanlara bakalım. Ne kaldı? Eksi 3A. Eksi B var burada. Sonra neyimiz var? Artı 2C'miz var. Artı 3D'miz var. Artı E var. Şimdi bak bir kural gibi bir şey geliyor. Şimdi ne? Bakın bir grubun bir kere hep artı. Burada bir basamak daha olsaydı o da eksi olacaktı. Burası eksi. Şimdi x sayı 1 ile çarpılmış. Yani e sayısı 1 ile çarpılmış. Sonra d sayısı ikinci basamak 3 ile çarpılmış. c sayısı 2 ile çarpılmış. Bak b sayısı 1 ile çarpılmış. Sonra a sayısı 3 ile çarpılmış. İşte burada bir basamak daha olsaydı onun üstüne de 2 yazacaktık. Bunu yaptıktan sonra birinci grubuma artı, İkinci grubuma eksi işaret veriyorum. Yani üstüne yazdığım sayılarla çarpıyorum ve birinci grup artı ikinci grup eksi. Yani bu oluşuyor. İşte bulduğunuz bu sonuç. Eğer 7'nin katıysa 7'ye tam bölünür. Mesela bulduğunuz sayı 10 çıktı. 10'u 7'ye böldüm. Tüm sayının kalanı nedir? 3'tür. Bu da arkadaşlar aslında 13'te bölünebilme kuralını da aynı mantıkla çıkarabiliriz. Bütün asal sayılar için bu şekilde mantıklar çıkarabiliriz. Önemli olan oradaki çözümlemede senin sayılarına nasıl sayılar daha yakın diye bakman. Evet ilk ispat serimizi tamamlamış olduk. Bundan sonra ki konu bölme bölünebilmeden sonra ispatı olan ne var arkadaşlar? Ee, pozitif bölen sayısı negatif bölen sayısı anlattık hemen. Onların da ispatını yapalım kısa süre içerisinde Hadi bakalım inşallah faydalı olmuştur. Düşünce tarzınızda bir değişiklik olmuştur. Bu seri devam edecek. Böyle kara tahtanın başında bıyıklı kara bıyıklı Selim Hocan ders anlatmaya devam edecek. Hadi görüşürüz bay bay.